Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Angular'da State Management için NGRX'i kullanıyor olacağız ve basit bir örnek yapıp dersimizi sonlandıracağız. Şimdi öncelikle geliyorum. npm install save dedikten sonra benim hangi pakete ihtiyacım var? Benim @ngrx store paketime ihtiyacım var. Neden kullanıyoruz state yönetimini? Bildiğiniz üzere benim uygulamam birçok komponenttan oluşuyor ve bu birçok komponent içerisindeki veri alışverişini propslarla yapmak durumunda kalabiliyorum yahut da servisler üzerinden bunu yapmak zorunda kalıyorum. Bu çok sağlıklı bir yöntem mi? Bir yere kadar evet, ama bir yerden sonra ise uygulamam çok büyüdükçe işler karmaşıyor. İşte bu yüzden de benim gelip çeşitli state management kütüphanelerine ihtiyacımız oluyor. Şimdi geliyorum. Öncelikle benim test.register oluşturuyorum. Daha sonra test.actions'ımı da oluşturuyorum. Şimdi bunlar benim ne işime yarayacak? Bunlar benim çeşitli fonksiyonlarım ve reducer'larımı kullanmama yarayacak. Ben önce action'lar oluşturup bu action'ların ne iş yapacağını söyleyeceğim. Reducer içerisinde de ne yapması gerektiğini söyleyeceğim. Zaten NGRX, eğer biliyorsanız, Redux'ı kendi içerisinde kullanıyor. Action ve Reducer'ı gördüğünüzde zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Öncelikle geliyorum. Kardeşim, ben bir tane create action diyorum. Bir de props'u alıyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben export const increment diyeceğim. Nedir? Ben bir tane aksiyon oluşturmak istiyorum. Bu aksiyonumun ismi counter increment olsun ve ben bunun increment olduğunu söyleyeyim. Bu zorunlu mu? Hayır, zorunlu değil. Sildim. Increment da yapabilirim. Daha sonra. Şimdi ben bir tane aksiyon oluşturdum ama ben bu aksiyona ne geçmek istiyorum? Bir tane props geçmek istiyorum. Peki bu props nasıl bir şey olacak? Bu props aslında benim payload'um olacak ve bu payload da number olacak. Şunu da kapatırsak. Şunu da şöyle yaparsam. Okey. Şöyle increment. Okey. Şimdi ben bir tane aksiyon oluşturdum. Bunu ne yapmam lazım? Bunu reducer'la bağlamam gerekiyor. Şimdi geliyorum. Öncelikle kardeşim, benim export constant initial state'im olsun. Bunun değeri 0. Daha sonra ben bir tane counter reducer oluşturuyorum ve bunu create reducer diyerek NGRX'in içerisinden alıyorum. Bu bana diyor ki initial state'i ver. Al kardeşim, sana initial state'i verdiğim. Şunu şöyle yapalım. Initial state'i verdikten sonra on diyorum. NGRX içerisinden. Diyorum ki kardeşim, increment olduğunda sen ne yapacaksın? Sen reduce edeceksin. Neyi? Senin bir state'in var. Bir action'ın var. Bunları al. Sen şuraya bir console log state ve action'ı bir yazdır. Ve ardından return state'i artı action üzerindeki payload ile. Bakın neye benziyor? Bizim Redux üzerinde switch case yaparak kullanmış olduğumuz yapılara benziyor, değil mi? Aslında bunu da kullanabilirsiniz. Ama daha kolayı ve daha güzel okunaklı bir yöntemi varken neden onu tercih edelim? Tamamen tercih meselesi. Ben bir tane counter reducer oluşturuyorum. Daha sonra bunun state'ine gelip diyorum ki kardeşim, sen number veya undefined'sın. Daha sonra sen bir action alacaksın. Bu action ise NGRX store içerisindeki action olacak bir interface ve bunun içerisinde sadece read only nerede, burada. Sadece bir type mevcut. Okey. Şimdi ben bir tane counter reducer tanımladım. Ve bu geriye return
Counter radius'unu ne istiyorsun sen benden? State'i ve action'ı. Güzel. State'i ve action'ımı da verdim. Daha sonra ben ne yapacağım? Şimdi şuradan app module'a gelelim. App module üzerinde diyeceğim ki kardeşim bak benim bir tane store'um var. Sen bu store'u ne yapacaksın? Kendi içerisinde benim için yöneteceksin. Yani ben bunu sonuçta ben bu uygulamayı bir store ile ne yapıyorum? Kaplıyorum. Şuradan ups, gelelim app module'a. Store module dedikten sonra for root diyorum ve bana reducer'ları istiyor. Al bu reducer, al bu reducer, al bu reducer diye diye ben böyle gidersem ne olur? Burası çöplüğe döner. Bu yüzden ben bu işlemleri burada değil de geleceğim şurada yapacağım. Test radius'un içerisinde yapacağım. Yani siz buna yani ben dosya olarak burada yapıyorum ama bir global store'da diyebilirsiniz. Export interface state diyorum. Bu state ne alıyor? Bir tane number alıyor. Bir tane count alıyor. Bunun tipi number. Ve ben bunu ne yapacağım? Export const işte root reducer dedikten sonra diyorum ki sen action reducer map tipinde olacaksın. Senin tipin ise bir state olacak. Ve ardından count dedikten sonra geliyorum. Neydi benim count? Ups, counter reducer'ımı veriyorum. Okey, daha sonra app module'a gelip root reducer'ım ile uygulamamı bağlıyorum. Güzel. Şimdi bağladık. Bir tane hemen hızlıca bir komponent oluşturalım. NGGC test diyelim ve bir komponent oluşsun burada. Bu test komponenti burada, app komponentte. Şimdi ben app komponentten ne yapayım? Örnek veriyorum. App komponenttaki bir butona basılınca sayıyı arttırayım. Buton sayıyı artır. Click. Increment count diyorum. Ve bunu alıp şuradan app komponent içerisinde bir tane metot oluşturuyorum. Ve daha sonra ise gelip constructor private nedir? Benim bir tane store'um var. Kardeşim sen store al. Bu store ne tipinde? Bu store'un içerisinde bir tane count var. Bu number. Sen bunun içinden ne yapacaksın? Aslında yapacağın çok basit. This nokta store üzerinden dispatch edeceksin. Peki neyi dispatch edeceksin? Aslında sen increment'ı dispatch edeceksin. Ve bu increment senden ne istiyor? Bir payload istiyor. Payload'ım ise 10. 10 aralar datayı arttırsın. Bakın burada props payload objesi diyor. Güzel. Şimdi ben app komponentinden bunu arttırıyorum. Ve test komponentinde de bunu dinlemek istiyorum. Şimdi test komponentine döndüm. Test komponentinde yapacağım iş çok basit aslında. Diyelim ki biz buna ne yapalım? Gene şuradan private store. Sen bir store'sun. Senin içinde bir count var. Bu count'un değeri de number diyelim. Daha sonra buraya gelip num diyelim ya da biz bunu diyorum ki bu bir observable'dır. Bu observable içerisinde bir number barındırır. Bu nereden alır? This store üzerinden select yaparım. Neyi select edeceğim? Buradan direkt ben count key'ini de verebilirim. Yahut da gelip state derim. Kardeşim state'in içerisinden sen bu state'in içerisindeki count'u bana dönder diyebilirim. Ve ardından this.num.subscribe diyerek x dedikten sonra console.log x x derim ve bu sayıyı burada gösteririm. Daha sonra my number dedim.
Number diyorum. Initial değerim 0. Yani ben bunu istersen buna gidip template üzerinde asenkron olarak da bağlanabilirim ama gerek yok. Şuradan this noktadan my number'a x derim. Ve test komponentü içerisinden h1 test üzerinden veriyi okuyorum. Dedikten sonra my number'ımı buraya gelir yazdırırsam, şuradan Chrome'u açarsam, tabii bunun içinde ne yapmam lazım? Bunun içinde app component HTML'de gelip app nokta testi çağırırsam, test üzerinden veriyi okuyorum 0 dedi. Konsola geldim. X 0 buraya yazdırdı. Sayıyı arttır dedim. Bakın gayet başarılı bir şekilde payload'ım gitmiş. 10 olarak type'ım gitmiş ve X'in yeni değeri de 10 olarak buraya gelmiş. Gayet başarılı bir şekilde ben vereyim. İstediğim komponenttan başka bir komponente, yani cross component communication'ını ne yapmış oldum? Sağlayabilmiş oldum diyelim ve bu dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.